Sevgili yelkenli ve motorlu çift takipçileri, bu serimizde motosikletimizle Antalya'dan Mora Yarımadası ve İyon Adaları turunu gerçekleştirdik. Bir önceki bölümde Miken Antik Kenti'ni gezmiş ve motorumuzla Namfilyo'ya gelerek otelimize yerleştikten sonra gezmiştik. Eğer bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yasas, yeni videomuzda Namfilyo ve çevresini gezmeye devam ediyoruz. Önce tarihi güzellikleri geziyoruz, ardından da Karatona plajı ve Tolo plajlarına gidiyoruz. Bu iki nefis yerde harika vakit geçiriyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Taleme! Ya, merhaba. Günaydın Mert'ciğim. Günaydın. Nasıl bir gece geçirdin sorabilir miyim? Valla güzel, biraz kedili geçti. Kedilerden dolayı mahvolduk arkadaşlar. Yine. Şurada bir tane pislik kedi var. Mau, mau, mau. Sürekli miyavlıyor. O yüzden de mahvolduk. Kedi olmayan değil yani. Gerçekten kedi işi biraz... Şuradaki perdelere bayıldığımı söylemeliyim. Bugün nerelere gidiyoruz Mert'cim? Anlat bakalım. Evet, dünkü meydan işte orası. Tamam, şimdi şöyle. Burası Namfilyo'nun kale içisi. Kale içisi. Kalenin içi. Yani kale içi değil de Old Town. Ondan sonra canım, şimdi arkada fortlar var, ona bakacağız. Hani böyle yani surlar, işte duvar, orada bir top şeyler var. Sonra buranın tepesindeki bir kaleye bakıp aslan çiğ var orada, heykeli, ona döneceğiz. Gerisin geri. Sonra çok yüksek olan kaleye gideceğiz. Ve galiba plaja gideceğiz. Safroni Caddesi'nde deniz ilerliyoruz şu anda. Durum bu yani. Burası güzel. Sahipliği yeri. Bodrum Marmaris Datça kıvamında. Doris diyordum. Doris orada. Mavi şimşeğe Doris diyor. Mavi. Ben mavi şimşek koydum onun adını. Suzuki'cik. Guletler tura başlamış. Bütün turistik aktiviteleri bugün gerçekleştireceğiz. Eski gümrük binası. Ha, meydan. Dünkü meydan. Yukarıda saat kullanıyor. Güzel eğlencelerin düzenlendiği. Yukarıda sağda solda iki adet kale. Karşıda Burç. Burç çok güzel gözüküyor bugün. Dördüncü yüzyılda Venedikliler tarafından yapılmış burcu. Şu yukarıdaki Palamidi Kalesi hapishaneyken burada Venedikli cellatlar kalırmış. Yani cellatlar niye bu kadar güzel bir yerde kalmış onu da anlamadım yani. Hocam topları buradan mı ateşliyoruz? Evet. Topumuz çok güzel. Yalnız aşağıda kafe var. Top kafeye mi olacak artık? Karşıdaki şeyi motor yatıracağım ben. Şurası çok güzel kafe, restoran. Şöyle yürüme yolu var. Bu yürüme yolu şöyle adanın yarı etrafında dönüp plajlarına ve şeyine gidiyor. Nefis gözüküyor. Plaj güzelmiş. Tam yürümelik, evet şurası da çok güzel. Antalya'daki Erenkuş plajı. Erenkuş. Tiplere bakın ya. Otların arasında bir kedi. Evet, şu anda biz asansör adamıyız Mert. Asansöre'ye gelmiş bulunmaktayız. Evet, şimdi ne yapacağız? Yukarıdaki kale. Şey var, saat vardı. Saat kulesi var. Saati bilemediğim için. Toroloi. Aa şey, evet ne? Şuradan biraz gözüktü böyle. Küçük küçük evler gözüküyor. Burası şey. Eskiden balıkçı mahalleleriymiş. Şimdi... Hatta Pısaro Mahalla. Mahalla diyorlar, mahalle. Bak, eski mağaraymış bu. Öyle miymiş? Tabii belli yani. Kalenin altından gizli geçitler miymiş kesin acaba? Öyle bir şeymiş yani, eski şeymiş yani. Buz gibi yalnız değil mi? Ben burada takılacağım yani. Şu orijinal böyle olabilir mi?
Hani böyleymiş gösterirler yapısı, ya. Yapısı değil mi? Evet. Ay. Çok değişik bir yerden gidiyoruz. Eda bize bunları araştırıyor. Evet. Diyor ki işte Mert diyor asansör var diyor. Efendim söyleyeyim. Ben de hemen bakıyorum. Asansör nerede diyorum. Titizlikle geziye hazırlanıyor. O hazırlıyor. Ben uyguluyorum ve şu an Eda kaskıyla gezmeyi tercih etti. Aa, ortaya çıktı. Aa, unutmuşum kaskımı. Salak. İnşallah asansörler çalışıyordur bu arada biraz. Değişik gözüküyorlar ya, yani. İyi hadi bakalım. Evet. Otellerim var. Şu an üst kata geldik. Üst kattayız. Burada otel de var. Bakın. Manfilio Palace yazıyor. Evet. Şöyle devam ediyor. Şimdi şöyle sağdan yukarı yaptık mı saat kulaya falan çıkabiliriz gibime geliyor benim. Ha o çok güzel gözüken restoran dediğim bu muymuş? Bak ha, aşağıdan. Evet, ha bu otelinmiş bu. Bak havuzu da var. Aa, evet. Ay çok güzel bir yermiş. Ondan sonra Manfilio Palace'da kalacağım. Evet, Manfilio aşağıda. Saat kulesi burada. Evet, komple kale içi. Dünkü gezdiğimiz bir cami. 12. yüzyıl şurada Frank ikinci cami. Bir saniye benden sonra anlat. Kale içini anlatıyordum tam. Burcunu. Şimdi hocam, evet. Aa, camilerimiz. Gösterdim. Evet hocam, buyurun. Bir tane cami, birisi de şurada. 12. yüzyıl Frank Kalesi üstündeyiz şu anda. Karşıdaki Venedik Osmanlı Kalesi, o başka. Bir de tabii ki Saat Kulesi. Evet, saati aşağıdan göstereyim. Aşağıdan görüyorduk. Aynen. Saat Kula. Bayağı şey, kapkale Turuloy. Yani. Kocaman değil mi? Aynen. Şurada da cami. Başka var mı kubbeli? Belki şu da mı? Cami olabilir. Evet, bu da diğer tarafı. Burası da deniz görüyor. Burası da deniz manzaralı. Güzel. Evet. Gerçekten güzel. Aa, koylar. Evet. Aa, şey çok güzel ya o yol. Aa, o yürüyüş yolu çok güzel. Çok nefis zaman. Gözüküyor ya. Yani yürüyüşçüler sırf o yol için geliyorlar. Gelinmez mi abi? Şunun güzelliğine bak. Şu ağaçların altı arkadaşlar. Orada arabalar da var. Şöyle Eda. Gidiyor. Bak, belki şu inşaata var. Kadar gelmiş olabilir. Ha, plaj vardı ya tam bu köşede. Ha. Gelmeyi düşündüğümüz. Oraya zaten yol gidiyor. Arkadan. Ha, plaj da çok kalabalık. Bakın bahsettiğimiz güzel yürüyüş yolu tam şu alttaki. Çok evet. Tatlı. Plaj yürüyorsun. İstiyorsan arabayla doğru yoldan gidiyorsun. Ve karşıya devam ediyorsun. Delikli kaya falan var. Kayanın içinden falan geçiyorsun. Denizin rengi nasıl arkadaşlar? Evet, bayıldım. Yani. Bayıldım. Çok güzel deniz. Nefis gözüküyor. Şu kayık kiralama olayı çok tatlı ya. Evet. Kano kiralıyorsun. Geze geze. Aynen. Denizlere geliyorsun. Bayağı açılmışlar baksana. Şapalak şapalak yüzüyorlar. Her yer Frank yemişi dolu. Buraya düşmek istemezsiniz Allah korusun. Belediyemizin ağaç kesim çalışmaları. Stifles amcanın böyle değil. Ne yaptığını anlamıyorum. Anıt var. Şöyle bir aslanlı kapı var. Doğru gelmiş. Çok güzelmiş yalnız o kapı değil mi? Evet. Bu da tren garı olan herhalde arkadaki eski. Şurada da Venedik aslanları. Evet. Bak Venedik ya. Evet. San Marco aslan var. Şöyle şurada bir alt burçlar var. Evet gözüküyor. Yani. Ne anladın? Mert'cim. 1833 ve 34'te diyor. Subaylar ve askerler diyor. Kraliyet Bayer. Kraliyet ordusunun. He. Yaptığı, arkadaşlar için yaptığı da anıt diyor. Ya öyle işte, yapmışlar işte. Ludwig King of Bayern. Bayern kralı Ludwig tarafından yapılmış. Ama bayağı güzel bak. Yine onların bağımsızlık ve ilk kurulduğu zamanları anlatmıyor mu 1834 yıllar? Olabilir. İlk yılları, bağımsız evet. Krallığı.
Lamidi Kalesi'nden çıkmak için yollara düştük. Evet, yüksek olan kaleye geldin Eda, doğru mu? Evet, burası Palamidi Kalesi. Para da 8 euro olmalı. Bir girişi var. 4 euro eğer çocuksanız. Ben çocuğum. Ben de çocuğum. Ya bizim, İçimdeki çocuğu öldüremezsin. Bu kale bizim eski Osmanlı kalesiydi. Buna para vereceğiz mi biz? Ama bizim yani hakkımız var. Yok mu arkadaşlar? Niye? Bence de yani. Şurada Osmanlıca şeyler bir, yazıyor. Bir Türklük şeyi yapabilirsiniz yani. Evet yani. Şehir de gözüküyor. Burası Yenişehir. Arka tarafa bakıyor. Bursa. Anadolu'ya mı bakıyoruz? Anabolu. Anabolu. Ama bu şey, bu yeni kısmı. Nafpilye'ye bakıyoruz. Bu arkaya bakıyor. Aa evet, arkaya bakıyoruz. Bu yeni kısmı burası. Bu bir adet burç. 8 tane burç varmış kalemizde. Limana doğru bakıyor. Venedik aromaları var mı? Bir adet burca girmiş bulunmaktayız. O bayağı büyük bir. Bayağı evler var burada. Yani. Değişik, güzel güzel evler var. Ev bölümleri gibi. Konaklama noktaları gibi mesela. Odalardan biri sallanınca. Eda. Ben eve girdim. Çok hoşuma gitti. Evet, değişikmiş. Bak, Argolik Körfezi'ne bakıyoruz. Buranın ismi Argolis. Argolik. Bütün o dün gezdiğimiz Miken olsun, Trinis olsun hep buralarda. Evet, Burç'la devam ediyoruz yürümeye. Osmanlı'ya karşı yaptıkları bağımsızlık savaşında da burada yaşayan pek çok Türk bu kalelere sığınmış. Evet. Genelde Mora'da çok büyük isyanlar çıkmış. Çok acılar yaşamış aslında buradaki yaşayan o zaman Osmanlı Türkleri. Evet. Aa, evet işte Venedik aslında. Evet, Venedik Kalesi olması sebebiyle orada aslan mevcut. Evet, Venedik aslanı sanmıyorum. Gördüğünüz gibi bu da giriş. Şimdi bu burca geldik. Şöyle. Burcu. 999 basamağı göster istersen. Şuradan merdivenler var. Buradan şehre iniyor. 999 adet basamak ile iniliyor şuraya. Yani burası böyle. Şurada bir gezi alanı mevcut olup şurada da manzara mevcuttur. Evet, hem yürüyüş yolu gözüküyor, delik de gözüküyor. Hem de Namfilya gözüküyor. Güzel gözüküyor kaleden. Bakın yürüme yolundaki o mağara. Şu mağaranın içinden geçmek isterdim. Güzel bir de plajcık. Oradan baktık Akron'a zaten. Aynen, ilk gezdiğimiz o Akron'a filio kalesi, Frank kalesini. Bakın böyle görüyoruz. Şurada şu ağaçların dibindeydik, aşağıya bakıyorduk. Şurası Old Town. Eski kısım. Burci orada güzel güzel gözüküyor. Ve Argolik Körfezi. Çok hoş. Evet.
Daha orada. Şuradan da bir manzara mevcut. Devam edelim. Kolokotronos'un hapishanesi. Yunan Bağımsızlık Savaşı'nda başrol oynayan Yunan Marşı. Yunan tarihinin en önemli ve ünlü milli kahramanlarından birisidir. Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını elde etmesi için mücadele eden Siliki Petaria adlı devrimci örgütün üyesiydi. Aynen. Ha, buymuş işte, aynı şey işte. Şura acayip. Buraya ben giremem de Eda girsin, çeksin burayı. Mert giremedi bu hapishane kapılarından. Ay, kafamı ben bile çarptım. Vay kolokotroni vay. Yalnız Ruslardan yana da olmuş. Ay bu ne biçim yer? Oo bayağı hapis. Küçücük bir oda. Gel de bak hapis neye benziyor. Mapushane damı nasıl oluyor, gel de bak. Geleyim mi, geldim mi? Gel gel. Bence gel abi. Düşersem? Yavaş yavaş tutunarak gel. Bir şey diyeceğim, çok zor ya. Ay. He? Hapislere düşmek istemem. Bak. Aşkım düşme. Evet. Palamide'ye mutlaka gelin arkadaşlar. Çünkü çok güzel şehir manzarası ve gördüğünüz gibi körfez manzarası çektik. Mevcut manzaralarımız. Gelinmeli buraya. İsterseniz yürüyerek. Yürüyerek gelenlere bilet yok diyor Mert. Evet. Olabilir. Ödüllü olabilir. Bence versinler zaten. Balıkçı barınağı ve bir değişik bir plaja geldik. Bedava kamp atanlar da var. Ne plajı olduğu yazmıyor. Meğerse gelmek istediğimiz Kara Tomas plajıymış zaten burası. Biraz erken girmişiz sanırım. Ütopya'nın menüsüne bakıyorum. Çünkü artık acıktık, kurt gibi. Manzara böyle. Sis kebap tortlar. Tost sandviçler. Şiş kebap ne kadar mesela? Mesela 11 euro. Pork gyro var. Hamburgerler mesela. Tostlar. Özel hamburger 8'miş. Normal basit olan 7 euro. Evet, fiyatlar bu şekilde. İşte feta var mesela 4,5 euro. Salata 8,5 euro. Deniz ürünleri var. İşte kalamar 12. Karides 13 euro. Su nasıl? Ilık mı soğuk mu? İlk defa Arbaiz Körfezi'ne denize gireceğim.
yemeğimizi yedik şimdi. Dinlenme zamanı. Mert şekil büyüdeki gibi yudu bile. Ama çok güzel istiyor. Evet, videodayız. Güzel gözüküyor. Çok güzel, ılık. Ilıkcacık değil mi? Bu arada biz plajdayız. Şu karşıda yağmur yağıyor. Çok Mert'cim neredesin? Şimdi Tolo'ya geldik. Burada yerleşim Tolo. Var. Tolo muydu? Neydi adı? Tolo. Tolo. Yerleşim de var. Özel plajlar da var. Halk plajı da var. Burası Nafilyon'un oteller bölgesi gibi düşünün yani. Biraz mesafeli oraya. Yani genelde burada da kalanlar oluyormuş. Oraya gezmeye gitmeye. Gezmeye gidenler oluyormuş. Burada kampingler çok çünkü. Çok var. Otellik. Merkezde yok ama burada çok var. Aynen. Şurada da Asini. Antik kenti var, kalıntıları. Adası var. Kum da yalnız ip ince kum. Yani adayı çektin mi? Şurada da bir adası var. Üstünde de kilisesi mi var ne? Şirin gözüküyor. Tolo'da her yer otel, pansiyon, kamping. Çok eğlenceli bir selfie yerine benziyor. Evet Eda, bakıyorum Ütopya'dasın. Orada da Ütopya'da oturuyordun. Burada da Ütopya'da oturuyorsun. Bir Ütopya'dan kalkıp bir Ütopya'ya geliyorsun. Neydi oranın adı? Ütopya'ydı. O da güzeldi. Burası Todo. Şöyle adası var. Güzel suyu. Pırıl pırıl. Gayet eğlenceli bir halk plajı. Evet, söyle bakalım, burayı mı daha çok sevdin, Karatona'yı mı? Farklı. Farklı değil mi? Orada otel motel bir şey yok. Burası basbahçe, bir yer çok güzel. Yani. Ama şu kus kuma bir baksana yani, acayip kum. Kus kumlu bir yer. Ya çok güzelmiş. Otel restoran dolu. Böyle bak, plaj kenarına kadar güzel. Evet bak, şöyle göstereyim. Restoranlar var, istediğin yer. Baksanıza yani, bir taverna, bir bar. Kafe bar, restoran. Akşam 7'de. İşte Akrogiali mesela. Benzinliklerini toplayıp şey yapacaklar. Mustakias. Ütopya. Çok güzel. Şurada yelkenlerin demirlediğini görüyorum. Çok güzel. Evet. Yelkenciler buradaysa burası güzeldir. Korum korum korunaklıdır. Evet, o kara bulutlar dağıldı arkadaşlar. Bir yağmur çiseledi. Bir yatamadık rahatça şeyde. Ama evet, hemen ya dağıldı. Tam koyu yani, aldık şurada plajın güzel kısmında. Koyduk abi şemsiyeyi, böyle matık koydum. Puf dedi sonra. Ama kaç dakika sürdü? Yani bir ya da iki dakika falan sürdü. Evet, bekleyebilirmişiz. Ya şuna daha bakın. Gel seni arkanda çekeyim. Çok of ya şey. Mert. Renklere bak. Bakıyorum da çimiyorsunuz. Çimiyorum. Çok güzel. Ay çok güzel ama. Ha güzel. Renge baksana, aqua. Evet çok güzel. Yalnız bu gezimizde bunlardan çok çok daha güzel denizlere gideceğimi söyleyeyim. Olsun, bu da çok güzel. Gözlerinizi şimdiden hazırlayın. Adası madası da var yani. Çok acayip keyifli bir yer.
Evet. Bakıyorum bir yerde oturuyorsunuz. Güzel gözüküyor. Tatlı bir yer. Şuna bakar mısın? Çok şirin gözüküyor. Şeyi de güzel. Manzaramız çok güzel. Tolo'da Marias. Burası oturmak için çok keyifli gözüküyor. Denizi de çok güzel buraların. Bakın şöyle. Burada oturuyorsunuz yani. Denizi de nefis. Müthiş. Demin giriyorduk işte. Buraya yerleşmeye karar verdik arkadaşlar. Eda yerleşmeye karar verdi hemen. Şuraya tonoz attıracağım Doris için. Heh, başka? Tonozum hazır. İşte burada şurada yukarıda bir güzel deniz manzaralı site buldum. Evet. Ya da şurada kötü bir ev var. Eski durumda ev. Onu yani alıp yenileyeceğim mi? Ama denize sıpasıfır yani. O da olabilir. Neden olmasın diyorum. Biraz tamam yani. Doğru mu? Baksana çok güzel abi. Oldu yani. Ben tamamım burada. Ben de tamam. Bak şöyle şey güreş de yaparız. Deve güreşi. Doris'i de demirleriz. Tamam. Oo. 12 adalardan farklı olarak yöresel uzuları da deniyoruz. Bu da Nafilyon'un klasik uzosuymuş. Karoni. Çok bakalım güzel. Bakalım nasıl çıkacak. Yeminim lezzet. Ne güzel deminim çünkü %100 distile. Kokusu geldi bile burnuna. Geldi mi? Ya da aç bakalım. Buzla şeyle servisimiz hazır. Rakı bardağıyla. Mert'cim şimdi buralarda ne vermişim gidiyor biliyor musun? Ne gidiyor hocam? Hemen böyle yemeğin üstüne de revaniyim ya da başka bir tatlı hemen getiriveriyorlar. Afiyet olsun. Bedava ikram. Bizde karpuz gelirdi şimdi mevsimde. Orada mı geliyor? Aman da aman bakın. Greek coffee'm nasıl geldi. Böyle geldi. Mert double içiyor. Ben de böyle single. Ben şöyle kendim koyacağım. Telvesini melvesini koyuverdim.